Gençler, tezak motordayım. Bugün önce size şu renkleri göstererek başlayayım bak. Bugün neyle beraberiz? Bugün Yuki Mojito ile beraberiz. 50cc versiyonu. Bunlar bak, beyazı var. Bu meşhur Nardo Gris'i var. Turkuazı var. Bir de burada yeşili var. Şu dördünü yan yanayken size bir göstereyim renklerini dedim. Şimdi zaten binip gezeceğiz. Gençler bakın size bir yandan şöyle içeri göstereyim. Şu videoya başlamadan önce kısaca bir şey anlatacağım. Yuki ile ilgili düşüncelerime. Yuki kabuk değiştirmeye başladı resmen. Yani o eski bildiğimiz algıyı tamamen böyle bambaşka bir şeye getirdi. Biz Yuki eskiden neyle tanırdık? Yuki'yi bu Casper S ile tanırdık. Ondan sonra Yuki'nin daha büyük cüsseli olan şu Enzo ile tanırdık. Şimdi bakın. Bunlar Yuki değil mi? Şimdi bugün çekeceğim Mojito da Yuki. Çok farklı motorlar. Bu da Yuki. Bu T11 Explorer 250cc. Bak, bu da Yuki. Bu da Yuki. Bu T9 Storm, bunu da çekeceğim. Bu da Yuki. Bu 125cc. Yani bambaşka bir kabuğa bürünmeye başladı Yuki. Biraz vakit alacaktır. Yani sabrederlerse hedeflerine ulaşacaklar ama eski bildiğimiz Yuki marka algısı değişmeye başladı. Ki şimdi bineceğimiz şu Mojito ile beraber bunu tekrar göreceksiniz. Şimdi dışarı çıkalım, bak size o iki kelam lafımı ettim. Şimdi gidelim dışarı. Mojito 50'ye binelim. Bunun 125 de gelecek. 125 cc'si geldiği zaman kasa aynı da motor hacmi 125 olacak. O yüzden çok bir fark görmeyeceksiniz. Şimdi bak, bu yeşiline bineceğiz. Dışarıda bir de güneşli havada göstereyim. Bunlar yeşil ve iki renkli, böyle altın renkli. Bak şu kuşakları var. İşte açık, şöyle açık havada görün. Bu turkuaz diyeyim. Böyle gümüş renkli kuşakları. Beyazın yine böyle sarı kuşakları falan var. Şunlar şöyle açık havada da göstermişim. Bunların hepsi 50cc, 50cc. Şey olmuş. Nasıl diyeyim, bak şu ön farı mesela. Şu ön farı biraz böyle Lambretta'dan gelmiş gibi. Kasa Peugeot Django'dan gelmiş gibi. İşte yani böyle Fransız İtalyan'ın falan böyle bir karışım olmuş ama şimdi binip göreceğiz bakalım. Demin çalıştırdım ben şöyle bir, çok sessiz. Acayip sessiz. Demin buranın müdür Burhan abiyle de konuşuyorduk da şey dedi. Vallahi dedi Murat dedi. Bugüne kadar bindim dedi. En iyi dedi Çinlilerden bir tanesi bu dedi. Öyle bir söz sarf etti. Şimdi Mojito'yu nasıl çalıştırıyoruz? Gördünüz mü gençler? Mojito'yu bununla çalıştıracağız. Tamamen anahtarsız çalıştırma. Basıyorum, cik cik etti. Kontağı çeviriyorum. Göstergeye selamladı. Şurada ufak şöyle, onların hepsini tanıtacağım size. Şöyle yapayım. Benzin de az. Şimdi bineceğiz. Şunu orta sehpadan indireyim. Bayağı da şey, yüksek bir model ha. Selesi falan çok yüksek. Hey maşallah, parmak ucunda duruyorum resmen. Bastık, çalıştı. Şimdi size tekrar göstereceğim. Çok yüksek ihtimal bu da enjeksiyonlu bir model. Aynalarına bakalım. Aynalar ayarlı mı? Hop, hemen kalktı. Oo, ne güzel. Aa. İlk izlenimlerimi size söyleyeyim mi gençler? Sessiz ve gazını açar açmaz yürüyen bir motor. Genelde bağırarak kalkarlar. 50 cc'lerin çoğu. Bu bağırmıyor ve çok düşük devirde kalkıyor. Ondan sonra şu şeyimi indireyim. Vizörümü indireyim. Gözüme toz moz kaçmasın. Burada da bugün okul var. Biz nereye gidiyoruz biliyorsunuz değil mi? Şu bizim meşhur şey var ya, park. Meşhur parka gidiyoruz. Trafiği de bolmuş bugün buralarda. Bir yandan da motoru hissetmeye çalışıyorum gençler. 12 inç lastikleri var. Ve bayağı yüksek. Yani ben dedim ya işte 1.75 boyla. Şuradan sinyal vereyim. Sinyal lambasını da göreyim. Arkamda bir taksi vardı çünkü. 1.75 boyla parmaklarım ancak ucuna değdi. Şeyde dengeli de bir motor. Çok düşük süratlerde ayakta dengeli duruyor. O hiç mesela scooter kullanmayacaklar için ya da ilk kez başlayacaklar için bilemeyecekleri bir şey. Şeydir.
Motor böyle sağ sola yatma eğiliminde olursa rahatsız eder sizi. Özellikle düşük süratlerde. Tam böyle durmaya kalkmaya yakın, durmaya kalkmaya yakın gaz kesmek zorundasınızdır. İki freni birden sıkıp bakıyorum. Bak mesela durmaya yakınım. Kendi başına ayakta duruyor. Ama yüksek. Sele çok yüksek. Kısa boylularda alerjik bir durum yaratabilir gençler bu. Bayağı parmak ucumda duruyorum. Benzinimiz bitmez inşallah. Azıcık bir şurada kırmızı yanıp sönüyor ama koymuşlar. 1 litre benzin koymuşlardır içine işte. Ondan sonra ne diyorduk? Seleden bahsediyorduk. Aynalarına bakıyorum. Aynalar güzel. Öyle çok büyük olmamasına rağmen kollarını uzun yapmışlar gençler. Arkayı çok rahat görüyorsun. Koldan ziyade bakıyoruz. Kimse var mı yok mu? Yok. Geçiyoruz. Sustum bir. Şimdi bir sustum. Bir yandan da hep hissetmeye çalışıyorum işte. Çok sessiz ve yumuşak çalışıyor. Yani bağırmayan bir egzozu var. Şimdi şu karşıda bizim meşhur park var. Ne zamandır gelmiyordum ben bu parka. Bugün koştura koştura geldim gençler motosiklet bayilerine. Çünkü böyle bir günlük bir yağmursuz bir hava buldum. Onda da hemen dedim ki gideyim çekeceğim bütün videoları çekeyim. Bir daha vallahi fırsat bulamayız. Çünkü bir hafta boyunca hem soğuk gelecek hem yağmur. Dedim fırsat bu fırsat. Murat yapıştır. Şuradan girelim parkımıza. Yavaşça çamura mamura basmadan çok fazla. Şurada da durayım. Bir yandan da benim telefon çalıyor. Biri arıyor. Evet gençler. Benim şu telefonuma cevap vereyim. Kontağı kapatalım. Hemen geri dönüyorum. Şu kaskı çıkarayım. Evet gençler. Soyundum, dökündüm. Geldim. Mikrofon yerinde mi? Mikrofon yerinde. Şimdi UK Mojito 50. Şöyle size kısaca bir teknik özelliklerine bahsedeyim. 50 cc, onu söylememe gerek yok. Enjeksiyonlu bir motoru var gençler. 3.1 beygir güce ve 3.3 Nm torka sahip. Yaklaşık 101 kilo bir ağırlığı var. Hafif bir motor. Yani her 50 cc'de olduğu gibi bunda da öyle çok büyük bir ağırlık yok. Tamamen LED aydınlatma. Hani videonun başında söyledim ya, bu Lambretta'dan böyle esinlenilmiş bir ön LED far. Ondan sonra şu sinyaller LED. Burada şimdi yakarsam da yakayım. Hadi yakayım. Bakayım dörtlülerini yakınca görünecek mi? Evet. Ne yapıyoruz? Önce anahtarımızı çıkarıyoruz. Şu anahtarımızı çıkarıp bip bip ettiriyoruz. Açıyoruz. Dörtlülerini bir yakıp size göstereyim. Ya hatta farlarını da yakayım göstereyim. Göründüğü kadar ya. Evet. Çalıştırdık. Bak ne kadar sessiz. Siz duyuyor musunuz? Şöyle göstereyim size. Kısa uzun fark. Gözümü de aldı ya. Tamamen LED sinyal. Arkaya dönelim. Arkada da böyle ince şerit halinde sinyalleri var. Şu ortası da böyle. Tabii şimdi güneşten çok belli olmuyor. Frenle park lambaları. Bak sesini duyun. Ne kadar şey sessiz çalışıyor. Fır fır fır. Kapatıyorum. Tamamen anahtar sıçrası. Onu şimdi anlatacağım size. Dedim ya tamamen LED aydınlatma gençler. Ön ve arka lastikleri 120-70-12 CST marka lastik. CST'yi Peugeot kullanır. Bir zamanlar yanlış hatırlamıyorsam Honda bile kullanıyordu. PGX'leri falan tahmin ediyorum. CST marka lastik kullanıyordu. Şimdi bu lastikler, bak bu önde 12 inç, arkada 12 inç. Şöyle yanaklarını bir okudum. Genelde Çin malları naylon lastik olur. Bunda hiç naylon ibaresi görmedim. Çünkü şu hamuru bana yumuşak geldi. Bayağı bir yumuşak geldi. Bu iyi bir lastik üzerindeki. Ben de öyle bir izlenim bıraktı. Yani CST marka olmasına rağmen üzerinde hiç naylon yazmıyor. Hiçbir yerinde naylon ifadesi görmedim. Ve şey böyle polyester kavuçuk bir lastik izlenimi var. Elini sürdüğüm zaman şey böyle bir Michelin gibi işte bu yerli Anlas gibi falan bayağı bildiğiniz polyester lastik yapmışlar bunları ya.
Yani lastikleri iyi, gözüme iyi gözüktü. Ön disk fren. Arkası kampana gençler. Tabi bu 50cc olduğu için bunlarda böyle kombin ABS olayı falan yok. Bak şimdi kendini kilitledi, bip etti. Bir süre kullanılmadığında böyle bip ediyor, kendini kapatıyor motor. O anahtarsız çalıştırma. Yani sen uzaklaştın diyor kardeşim, hiçbir hareket yapmıyorsun diyor. Bip ediyor. Sinyalleri falan fık 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 yanıyor. Ondan sonra kapatıyor kendini. Şu dörtlerini de kapattık mı biz dörtlerini? Kapatmamışız. Şimdi kapattık. Her şeyi kapatıyor yani. Kendine otomatik kilitliyor motor. Lastikleri böyle dedik. Önde arkada 12 inç jantlı 120-70-12. Şimdi bak şu anahtarına gelelim. Şu kontağı görüyorsunuz değil mi? Şunun üstünde bir de kapak var. Bak şu kapağı da kaydırayım açayım. Bu da kapağı. Şimdi böyle çok güzel afüllü bir uzaktan kumandalı bir anahtar yapılmış. Şu üstteki kilitliyor motoru. Zaten kilitli, şu anda bir şey yapmadı. Alttaki, şu alttaki açıyor. Duydunuz mu sesi? Kontak da çıt etti, açıldı. Tık çevirdiğin anda göstergeler hayata geliyor. Motor çalışacak durumda. Kapattığın zaman kapanıyor. Yine tık diye kendini kilitliyor. Bir daha basıyorum. Bip etti. Kendini kilitledi. Şu da böyle yanına falan biri yanaşırsa basıyorsun. Böyle bip 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 bir üç kere öttürüyor kendini. Yani bir alarm havası. Şimdi asıl güzel tarafı şu. Bu anahtarı ters çeviriyorsunuz. Bakayım tek elimle yapabilecek miyim? Şuradan bak. Şuradaki düğmeye basıyorsun, çekiyorsun. Fiziksel anahtar çıkıyor. Dilersen bunu normal anahtarla da kullanabiliyorsun. O zaman uzaktan kumandaya gerek yok. Anahtarı soktum. Çevirdiğim an kontak açıldı. Kapatıyorum. Anahtarı çekiyorum. Böyle bir fiziksel anahtarı da var. Getiriyoruz bunu. Şu yuvasına sokup içine oturtuyoruz. Dilerseniz hiç anahtar kullanmayın. Dilerseniz anahtarla çalıştırın. Anahtar bir de nerede işe yarıyor? Hazır gelmişken göstereyim. Bunu tekrar açalım. Anahtar. Bu fiziksel anahtar. Arka tab case'in, yani arka çantayı açmak için. Hadi bunu da açmışken göstereyim. Şimdi ya Yuki'ye sesleneyim buradan. Eğer bu çantaların böyle bir tık daha iyisi varsa onları kullan. Çünkü şu kilit mekanizması özellikle bana çok güven vermiyor. Yani eleştireceğim bir şey varsa, şu motorda eleştireceğim bir şey varsa arka çantası. Bu çantayı kullanıyor Yuki. Başka modellerde de kullanıyor. Ama yani bana güven, çok da güven vermiyor açıkçası söyleyeyim. Ama şey bak, güzel tarafı ne? Bilmeyenler için söyleyeyim. Gençler şu lastiği görüyor musunuz? Lastik çantayı. Bu kapağın takırdamasını engeller. Çok güzel akıl edip bunu koymuşlar buraya. Böyle dönüyor bak. Bu şu kapağın takır 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 etmesini engeller. Motor yine kendini kilitledi bu arada. Bip etti. Kapattık. Anahtarı çekiyoruz. Arka çantayı kapatıyoruz. Arka çanta bir kask alır tahmin ediyorum. Yani çok büyük olmayan kasklardan bir tane alır. Eşyanız da alır. Böyle güzel bir sırt dayama da yapmışlar. Ama yani hani arka çanta, lan yine sağlam yapmışlar. Bu dur bakayım. Bu bir önceki modellerden biraz daha iyice. Şekil olarak aynı ama bir tek kilit mekanizması bana öyle çok 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 güven vermiyor gençler. Ama bak ne güzel. Artçı için sırt dayaması falan. Bunları genelde bulamazsınız. Bundan önceki o çantalarda yoktu böyle bir şey. Bunu da ilk kez görüyorum. Evet, bu kontak anahtarını da size anlatmış bulunuyorum. Şunu tekrar, kusura bakmayın, tek elimle çalıştığım için. Bunu kaldırıyorum, cebime koyuyorum. Ha, anahtar bir de nerede işe yarıyor? Tekrar çıkar anahtarı. Bir de burada önde bir saklama gözümüz var gençler. Bir de anahtar burada işe yarıyor. Açıyoruz. Burada bir saklama gözü. Şuraya bir takım işte telefon, telefon eşyalarınızı koyabileceğiniz bir şey. Böyle bir cam kapağı var. Şurada USB çıkışı var şarj için. O güzel bir şey. Telefonunuzu koyun burada, şarj edin. Yani anahtarı kullanabileceğiniz üçüncü yerde burası. Eğer bunları açmayacaksanız anahtarı kullanmanıza gerek yok. Şu da kapağı da şöyle tekrar kapatalım, içine su mu girmesin diye. Böyle güzel şekilli şüküllü bir anahtarsız çalıştırma mekanizması koymuş Şuki buna. Yani o koymamış tabii. Bunlar Çin'de yapılıp geliyor ya da burada montajlanıyor da işte gençler. Biz öyle diyoruz, Yuki yapmış aslında. Yani Türkiye'de %100 üretilen modeller değil. Gidon kumandalarına gelelim. Uzun kısa far, sinyaller, korna. Kornasına bakalım. Tekrardan anahtarı sokmadığımız için açıyoruz. Kontağı açıyoruz. Şu selamlamayı da göstereyim. Böyle selamlaması bu. Tekli bir kornası var. Güzel sayılır.
Şurada motor ikaz ışığı var, sinyaller, uzun kısa farın. Şu ortada saat var. Biraz ufak. Gösterge biraz ufak. Odometresi var. Toplam kilometreyi gösterin bakayım. Basınca yani akü voltajı var. Çok ufak yazmışlar. Yani hakikaten ufak. Gözün zor göreceği. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama 12,5 volt akü göstergesi var. Ondan sonra toplam kilometresi var. Bir de trip metresi var, günlük sayacı. O kadar. Bir de akü voltajı. Üstü de saati var gençler. Şu ortada kırmızı yanan yerde ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama benzin göstergesi. Analogta bir hız göstergesi var. Evet. Kontağı kapattık. Sağ tarafta dörtlü sinyali var gençler. Ateşleme kesici var. Bu da marş düğmesi. Şimdi şu aynaları da göstereyim ben size. Aynalar gövde renginde. Yine bak, gövde rengi ana renk yeşil. Şurada da yine böyle altın rengi kuşakları aynı burada gördüğünüz gibi. Şurada gördüğünüz gibi. Bunlar da Peugeot'da kullanılan, Peugeot Django'da kullanılan aynalara çok benziyor. Dedim ya bayağı bir Django'dan esinlenilmiş. İşte ama aynaların görüşü güzel. Şu kolları çok kısa yapmadıkları için arkayı rahat görebiliyorsunuz. Sele. Hadi seleden önce şu ayak peglerine gelelim. Ayak pegleri. Normal standart ayak pegleri var üzerinde. Arka yolcu için. Evet, sağlam görünen. Yani öyle uyduruk hissi vermeyen arka pegler var. Kickstart var gençler. Ayak marşı. Eğer akünüz biterse bununla da çalıştırabiliyorsunuz. Sele yine aynı Peugeot Django stili. Böyle iki parçalı yapılmış. Böyle süetimsi falan bir kaplaması var. Selenin. Yüksek demiştim seleye değil mi? Bayağı yüksek. Sele altında şu benim çantamı alayım şuradan. Bir yedek anahtarı var. Yine yedek anahtarla ikinci bir anahtarıyla geliyor. Şu aküsüdür gençler. Derin. Kask almaz. Ama derince eşya alabilecek bir selesi var. Kask almaz. Belki açık kask. Ufak tas alır. Tas. Yani hani var ya şu kafamıza geçirdiğimiz tas kasktır. Onlardan alır. Depo kapağı burada. Herhalde 4-5 litrelik falan bir benzin deposu vardır. Arka çantasıyla geldiğini zaten söylememe gerek yok değil mi? Güzel de bir çanta demiri var burada. Başka atladığımız bir şey var mı? Şunu açayım. Ben şu kendi çantamı da içine atayım. Evet gençler. Ezan okunmaya başladı. Şimdi ben yavaş yavaş kapatayım. Onun dışında yola çıkalım. Geri kalanı yolda anlatayım size. Hadi. Giyindim. Giyindim kuşan soyundum. Giyindim kuşandım geri geldim. Evet gençler. Dık etti. Basıyoruz. Şu göstergeleri görebiliyor musunuz? Çok merak ediyorum. Şimdi giderken bir dikkatli bakacağım. Güneş de ne kadar görünüyor. Tık çalıştırdık. Enjeksiyonlu olduğunu söylemiştim değil mi? Ha, şimdi bir şey düzeltiyorum. Şu çimenden çıkayım. Biraz önce lastiklerden bahsederken CST naylon ibaresi görmedim demiştim. Yana öbür yana yüzeyine yan tarafına bakınca diğer tarafında naylon yazdığını gördüm. Yani lastikleri yine naylon CST ama yani öyle çok çok sert gibi gelmedi yüzeyleri. Onu belirteyim. Yine naylon lastikmiş gençler. Şimdi biraz önce görmüş bulunuyorum. Şuradan motosikleti çamur etmeden çıkalım. Ondan sonra tekrar bir şöyle bir gidişine bakalım. Hala göstergeye bakıyorum. O göbekteki işte benzini saati falan gösteren yer birazcık koyu yani çok öyle rahat görünmüyor gençler. Azıcık şöyle gazını açalım. Şu güneş vizörümü de indireyim. Tabii motoru şu anda bayağı sıkı. Motorunun biraz açılması lazım. Hani şu anda böyle vol vol haldır huldur gitmiyor henüz. Onun bir açılması lazım gençler. Ben de tabii yeni motor olduğu için çok basmıyorum. Sağımıza solumuza bakalım. Kimse geliyor mu? Gelmiyor. Geçelim. Bahsedeyim size. Şimdi bunu dedim ya bir de 125'lik versiyonu gelecek. Aralarında şekil, şemal, donanım olarak bir fark olduğunu zannetmiyorum. Ama ve lakin fiyatta birazcık fark olacaktır. Bu 50 cc versiyonu fiyatı biraz önce Burhan abi dedi ki lansman fiyatı 24.850 TL.
125'i de valla herhalde 1000 lira falan pahalı olacak. 125'i de 25.850 olacak. Yani öyle bir gördüm. Bazı bayilere 125'likler gelmiş de orada fiyatlarını gösterdiler. Hatta Yuki'nin kendi resmi web sitesinde de yazıyor fiyatlar. Yani bunun fiyatı Mart 2002 itibariyle sinyalimizi verelim. Şu anda lansman fiyatı 24.850 lira tezak motorda. Ya da artık siz hangi bayideyseniz ya da hangi şehirdeyseniz oradan alabilirsiniz. Bak Yuki Casper var şurada da şimdi. Biraz önce size gösteriyordum ya. Yani biz Yuki'ye Casper'la, Enzo'yla ve Snoopy'yle tanırdık senelerdir. Ki senelerdir satıyor yani bu söylediğim modelleri Yuki. Hiç kesmedi de. Şimdi işte bu Mojito'yla, ondan sonra T11 Explorer'la ve T9 Storm'la, ki onlar çok çok üst, bunlara göre çok üst segment motorlar. Yani Yuki'ye bir kabuk değiştirme, bir ürün gamını bambaşka bir boyuta taşıma girişimi var, çabası var. Biraz vakit alacaktır. Yani tüketici gözünde bunların yerine oturması yani birazcık vakit tabii ki alacaktır. Ama eğer ki sabrederse Yuki hedefine ulaşacaktır. Yani şunu demek istiyorum. Hani müşteri bir modeli bir sene görüp öbür sene görmediği zaman bir daha çok da hoşuna gitmiyor. O yüzden bir süre mesela bu modelleri görmeleri lazım ki kesilmediğini, devamlılığı olduğunu görmeleri lazım ki o güveni duysunlar gençler. Bugün Tezak Motor'daydım. Neler yok ki? Brixton, TVS, Peugeot, Motolux. Motolux galiba ayrıldı tahmin ediyorum buradan, ama Hero var, Lambretta var. Ondan sonra Yuki var. Yuki'yi burada görmedim yavalarda. Neyse görmemişim. Evet gençler. Bugün Yuki Mojito 50 ile beraberdik. Şöyle bir tur attık. Kontağını kapatalım. Tam anahtarsız çalıştırma. İsterseniz anahtarlı çalıştırma. Enjeksiyonlu 50 cc 12 inç lastikli böyle şekil şemal bir motor yapmış. Yani kalite olarak bak şu ayak basmayanı falan görüyorsunuz değil mi? Güzel. Bunlar hep şeyden, bunlar da biraz Vespa'dan gelmiyor. O Peugeot da koyar bunları. Peugeot Django'da da vardır bu şeritler ayak kaymasın diye. Böyle İtalyan, Fransız falan karışımı bir dizayn ile sölesi de oldukça yüksek bir motor getirmiş Yuki. Mojito. Mojito ile beraberdik gençler. 125 gelsin onu da çekerim. Artık bir sonraki videom olur bilemiyorum ama o videoda görüşmek üzere.